Çanakkale'ye gidelim. Çanakkale'den son haberleri sizlere verelim. Maalesef Çanakkale yanıyor. Yangınlarla mücadele ediyor değerli izleyenler. Biliyorsunuz yaklaşık dünden beri, yani 24 saatten beri kontrol altına alındığı da söyleniyor Çanakkale'de yangının. Şimdi de Eskişehir'e de bir orman yangını durumu da söz konusu. Tüm bunları da az sonra mı arkadaşlar son bilgileri alacağız? Evet, şu an ekranlarımızda Çanakkale merkeze bağlı Kayadere köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın görüyorsunuz, şu anda söndürülmüş durumda. Binlerce hektarlık alan, ağaçlar maalesef küle dönmüş durumda. Bir ekolojik sıkıntıyla da yine karşı karşıya kalacak bölge. Hemen muhabir arkadaşımıza gideceğiz. Oradaki son durumu da öğreneceğiz. Sıkıntı bitti mi? Yangın en azından kontrol altına alındı mı? Yunus Emre Demirkaya bizi Çanakkale'de bekliyor. Yunus Emre, merhaba. İyi haberlerin var mı bize aktaracağın? Biliyor musunuz? Evet, şu an Çanakkale merkezdeyiz. Bulunduğumuz nokta Aşağı Okçu mevkii. Dün öğlen saatlerinden beri burada yoğun bir çalışma vardı. Ne yazık ki yangın hala söndürülemedi. Şu an sizler için kameraman arkadaşım Yiğitcan Yapıcı gösterecek. Ben de buradaki manzarayı sizlere anlatmaya çalışacağım. Dediğimiz gibi salı günü, yani dün öğlen saatlerinde Çanakkale'de çok büyük bir yangın başladı. Ardından buraya çok sayıda AFAD, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi ve hummalı bir çalışma başladı. Ancak bölgede rüzgarın çok sert ve fazla estiği için yangını büyük bir bölgeye dağıttığını söyleyebilirim. Burası şu an sizler için görüntülediğimiz bölge aslında yangının ilk çıktığı mesafeye neredeyse yarım saat 45 dakika uzaklıkta bir mesafe. Ve o kadar enteresan ki yangının çıktığı yerle burası arasında hala yangından etkilenmeyen belli başlı bazı bölgeler de var. Yani bu demek oluyor ki kıvılcımlar rüzgarın sert esmesiyle Çanakkale'deki bu ormanlık arazide öyle enteresan bir şekilde dağılış göstermiş ki ekiplerin gerçekten ulaşması çok güç yerlere bu kıvılcımlar düştü ve yangın saat saat, günden güne daha da fazla ne yazık ki büyüdü. Tabii ben burada büyük mücadele veren ekipler hakkında sayısal bilgileri de vermek istiyorum. 26 tane helikopter, 8 tane uçak, 3000'e yakın saha personeli, 24 saati aşkın süredir, neredeyse artık 30 saati geçtik, 650 tane arazözle ormanın en derinliklerine girerek buradaki yangını bir an evvel sonlandırmaya çalışıyor. Ancak söylediğimiz gibi burada çok sert bir rüzgar var. Bundan bir ay önce de Çanakkale'de bir yangın çıkmıştı yine. O yangın da çevredeki illere göre en son söndürülen yangın olmuştu. Çünkü Çanakkale'deki doğa şartları, rüzgar etmeni gerçekten ekiplerin işini çok fazlasıyla zorlaştırıyor. Tabii 9 tane köye Çanakkale'de boşaltım sağlandı. Yani bu 9 köydeki vatandaş, 1251 tane vatandaş bu köylerden tahliye edildi ve merkezdeki yurtlara yerleştirildiler. Yani 9 tane köyde şu an nüfusun sıfıra yakın olduğunu söyleyebilirim sizlere. Çünkü her an yangın tehlikesiyle karşı karşıyalar. Zaten aslında o köylerdeki birçok ev ve ahır ne yazık ki alevlere teslim oldu. Dumanlar kısa sürede yayılarak yerleşim yerlerine uçtu ve buradaki evleri, ahırları kontrol altına aldı. Çok şükür diyelim ki burada hiçbir can kaybı yaşanmadı ama bu ormanlar, ağaçlar hepsi birer canlı aslında. Ne yazık ki yüzlerce hektar alanın küle dönerek dümdüz olduğunu aktarabilirim sizlere. Bakın havada artık normalde gündüz saati, yaz mevsimi, güneş olması lazım ama yaklaşık 10 saattir havada hiç güneş yok. Çünkü artık yangının dumanı, toz bulutu gökyüzünü o kadar fazla kapladı ki neredeyse akşam saatlerini 7'yi 8'i 9'u yaşıyormuş gibiyiz. 10 saattir yaklaşık. Ya insanlar artık burada oksijen alacak bir alan bulamadılar. Dışarıdan baktığınız zaman geri çekilip artık dağları dün öğlen saatlerinde bir dağdan başka bir dağı görebiliyordunuz. Ancak artık gökyüzü tamamen toz bulutuyla, külle kaplanmış durumda. Ve hiçbir şey artık burada net olarak gözükemiyor. Dediğimiz gibi en az 1500 hektarlık bir alandan söz ediyoruz Çanakkale'de. En az 1500, ama bu yangın rüzgarla sürekli daire çizerek alanını genişlettiği için resmi rakamlar 1500 hektar diyor ama biz bu alanın aslında çok daha büyüdüğünü tahmin ediyoruz ne yazık ki. Çünkü köylerdeki evler ve mezralara sıçramasının dışında tarım alanlarında, birçok tarım alanında ne yazık ki kül etti. Burada tabii
Ekiplerin son derece teyakkuz halinde çalıştığını söyleyebilirim. İstanbul'dan acil durum müdahale gemisine kadar buraya yola çıktı ve Çanakkale Boğazı'na yanaştı o gemi. Onun da faaliyetleri, çalışmaları oldu. Bunun dışında onlarca uçak, onlarca helikopter 24 saati aşan bir süredir burada aralıksız bir mücadele sürdürüyor. Yani biz şu an burada sadece ufak bir noktayı gösteriyoruz sizlere. Ancak Çanakkale çok büyük bir bölge. Sabahtan beri 7-8 tane köyü gezmemize rağmen bizim bile hala yangınla karşılaştığımız yepyeni yerler olabiliyor. Ancak ekiplerin mücadelesi devam ediyor. Umarız tez vakitte söndürülür diyelim. Sözü İstanbul'a bırakalım. Yunus Emre, çok kolaylıklar diliyoruz. Çok da ayrıntılı anlattın bize. İnşallah artık tamamen sönüce haberini de bu birkaç saat içerisinde alırız.